Bundan bir hafta önce Türkiye şampiyonuyduk. Ondan sonra 7 bölgenin de katıldığı uluslararası turnuvada, wildcard turnuvasında birinci olduk. Wildcard'ı kazanıp, daha doğrusu 7 bölgenin birincisi olmak gerçekten güzel bir duygu. Hani hem MSI'ye katılıyor olmak hem de bu 7 bölgeyi temsilen orada bulunmak gerçekten güzel bir duygu. Beşiktaş gibi köklü bir spor kulübünün e-sporda önce olması gerçekten çok büyük bir şey. Bir kere çok köklü bir taraftar grubu var. Ben çok uzun zamandır sahnede oynuyorum. Yani 2-3 yıldır zaten sahnede oynama tecrübesine alışkın bir oyuncuyum. Gerçekten ilk defa sahnede heyecanlandım. Heyecanlanmamam lazımdı ama heyecanlandım. Yani karşımızda öyle bir taraftar vardı ki sürekli beni heyecanlandırıyordu. 4000 kişinin önünde oynamak ve o 4000 kişinin Beşiktaş'ta olduğunu bilmek, bizleri desteklemesi gerçekten muhteşem şeylerdi. The fans are really nice and they're really supportive and just always rooting for us. That's really nice. So before I got to Turkey, I used to only compete in Czech Republic and that was like really easy. There was no competition or nothing. Now I got to Turkey and it's like better players, everything is bigger. We play in arenas and stuff. We can get to Valkar, we can get to Worlds. And it's like really exciting to be here. Beşiktaş Kulübü Türkiye'deki en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi. 1903 senesinde kuruldu. Sayısızca birçok başarıya imza attı. Hatta bu kulübün çarşı adıyla bilinen bir taraftar grubu da mevcut. Hatta yurt dışında birkaç maçta bir desibel rekorları kırmışlığı bile var. Hani bu kulübün bir parçası olmak, bu kulüp adına oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Facebook'a yazdım, hepsine baktım mesela fanatiğim. Bir tek fanatiğin çok beğenisi var, 1 milyon üzerinde. Mesela SK Telekom yazdım, 50 bin falan herhalde, daha fazla değil. Beşiktaş 5 milyondan fazla. Yok, sadece Facebook'ta. Yani şu turnuva Türkiye'de olsa onlar bile korkar bence. Öyle bir taraftar kitlemiz var. MSI'ye katılan bütün takımlar genelinde beni en çok korkutan destek oyuncusu Last Boy diyebilirim. Koridoru çok iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. Açıkçası Last Boy'a karşı oynamak benim için gerçekten büyük bir tecrübe olacak. Benim en çok severek izlediğim, idol aldığım ormancı İnsek. Çünkü İnsek'in ismini bir oyun hareketine verdiler. İnsek diye bir tabi var onun içinde. Bence bu gerçekten gurur verici bir şey. İnsek'in Lee's'in tekmesinin tadına bile bakmak benim için güzel olacağını düşünüyorum. 3 senedir neredeyse bu camianın içindeyim, e-spor camiasının içindeyim. Bu denli heyecanlandığım, bu denli yani gerçekten elimizin ayağımızın kesildiği bir maç oynamamıştım bu wildcard haricinde. Hani hem maçların heyecanı olsun hem arkamızdaki taraftar desteği olsun. Zaten bunun büyük bir kısmı taraftar desteğine bağlı da. Hani gerçekten inanılmaz bir duygu ve bunun çoğunluğu Beşiktaş ismi sayesinde olmuş durumda.